Grup TV'nin çok değerli izleyicileri. Efendim bir başka programda yine sizlerle birlikte olmaya söz vermiştik biliyorsunuz. Bugünkü programımız Aynanın Karşısındakiler. Biliyorsunuz hafta içinde sizinle değişik formatlarda programlar yapıyoruz. Bu arada çok teşekkür ediyoruz artan ilginiz için. Abonelikler konusunda yarıştığımızın hemen hemen her gün farkındayız. Ben ve başta Ahmet Eren Özen olmak üzere Grup TV'nin başında gerçekten gösterdiğiniz yakın ilgi için sizlere müteşekkiriz efendim. Bu programa hoş geldiniz diyor. Çok değerli konuğumuza dönüyorum. Efendim çok değerli konuğumuz bugün bir siyasi parti temsilcisi. Sayın Bilgihan Karataş. Karakaş. Evet, Karakaş mı Karataş mı? Karakaş. Bakalım dedim, acaba düzeltecek mi? Evet, Karakaş. Ama Karakaşlı mısınız bir taraftan? Herhalde eşim tarafı Karakaşlı. Ben de onun soy ismini aldığım için... Uydunuz. Esas benim soy ismim Tanrıkurt. Oo, daha da güzel. Eski Türkleri anımsatıyor, evet, değil mi? Evet, Bilgihan Tanrıkurt. Mutluluk akla geliyor, kutlamak oradan geliyor değil mi? Aynen. Kutlarım. Kutlu olsun. Ne kadar güzel Türkçe sözcükler o. Evet, Zafer Partisi Çiğli Başkanı. Yani bir partinin Çiğli temsilcisiniz. Evet. O da Zafer Partisi. Evet. Ne kadar güzel. Bir bayan başkanla karşılaşmak beni gerçekten heyecanlandırdı. Ha, çok teşekkür ediyorum. Hep genelde ataerkil bir toplum, feodal bir toplum yapıdayız. Aynen. Devamlı baylarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama isminiz de çok hoşuma gitti. Çok hani ilk etapta Bilgihan çağrıştırıyor o erkek ismi. Bilgihan değil mi? Aslında Bilgihan ama nüfus memurunun bir hatasıyla İ ile yazılmış. Öyle mi? Bilgihan. Benim de ismimde öyle bir yanlışlık var. Göksemin nüfus cüzdanındaki adım N yerine M konmuş. Yani. Diplomalarda da öyle gidiyor ne yazık ki. Aynen. Gerçi değiştirme imkanı var ama zor olur değil hiç mi? Hiç düşünmedim. Hiç evet, düşünmedim. Yani küçük bir yanlışlık, bunu bu şekilde kabul ettik. Zaten bilgili olmak güzel bir şey. Bir de han olmak da güzel bir şey. Şimdi biliyorsunuz bir de Oğuz Han, Bilge Han. Evet. Oğlumun ismi de Oğuz Han. Aa ne güzel, ne güzel. Evlenmeden önce düşündüğüm bir isimdi. Eğer oğlum olursa Oğuz Han koyacağım diye. Çok güzel. Ve ilk çocuğum oğlan. Ve oldu. O yüzden... Oğuzhan evet. Koydum. Ay ne güzel, Allah uzun ömürler versin. Sağ olun. Güzel bir gelenek temsilcisisiniz. Yani Türkler, eski Türkler değil mi? Aynen. Onların kültürleri, isimleri devam aynen. Etmeye biliyorsunuz. Övündüğümüz zamanlardı onlar gerçekten değil mi? İsminiz ve soyadınız gerçekten çok iyi. Çok kısık teşekkür ediyorum. Enteresan. Efendim, Çanakkale doğumlusunuz. Evet. Eşiniz emekli öğretmen, evet. Edindiğimiz bilgiler, biyografik bilgilerden dolayı ve 2018'den itibaren aktif olarak aynen. Siyasete girmeyi düşünüyorsunuz, aynen. Giriyorsunuz. 2022'den itibaren de Çiğli İlçe Başkanı oluyorsunuz. Evet. Peki, şimdi bir soru sormak istiyorum. Değerli buyurun. İzleyiciler de herhalde aynı şeyleri düşünüyorlar mutlaka. Bir bayan olarak politikaya girme motivasyonu nasıl oldu? Nasıl oldu da kendinizi politikaya hazır hissedip hemen girmeyi düşündünüz? Şimdi şöyle kısaca bahsedeyim. Artık tüm herkesin politikaya girme zamanı geldi. Evet. De geçti diye evet. Düşünüyorum. Evet. 2018'e kadar ben de gidiyordum. Vatandaşlık görevimi yapıyordum. Sandıkta oyumu kullanıp geri dönüp geliyordum. Seçmen olarak. Seçmen olarak. Evet. Ama artık hele hele kadınların eli değdiği anda her şeyi biliyorsunuz çok farklılaştırabiliyorlar. Muhakkak. O yüzden özellikle kadınlardan ricam lütfen politikaya girin. Şöyle oraya bir göstererek şöyle bir söyleyeyim efendim. Lütfen politikaya girin ve aktif olarak politikada yer alın diyorum. Çünkü bize çok ihtiyacı var bu ülkenin. Çok güzel. Yani bayanların eli değdikçe her şey çok daha farklı. Güzelleşeceğine inanıyorum. Değil mi efendim? Gerçekten Atatürk'ün teslim ettiği zaten kültür, uygarlık düzeyinde bayanların olağanüstü bir yeri var. Ki belki unuttuğumuz son zamanlar var bunları ama maalesef. Yavaş yavaş sizler gibi değerli politikacılarla bayanların yine ön saflara geçmesi düşünülebilirdi. Dedi ki o da yavaş yavaş devam ediyor değil mi? Aynen. Evet. Aynen. Zaten bir düşünülüyor ki politika, siyaset yalnız politikacılara bırakılmayacak kadar ciddi bir olaydır. Orada bir serzeniş var,
Yani duyarlı olmak, vatandaş olmak, sahip çıkmakla oluyor. Çok haklara önemli. Sahip çıkmakla çok oluyor, önemli. Değil mi? Bakın hemen şunu araya sıkıştırmak isterim. Evet. Biz vatandaşlar olarak görevimizi çok iyi bilmeliyiz. Politikacıları bizler Ankara'ya gönderiyoruz. Değil mi ya? Bizleri evet. temsil etmeleri için, bizlerin haklarını, hukuklarını savunmaları için ve bizler indirebilmeliyiz yani diye seçim düşünüyorum. Yok ya, demokratik yöntem. Yani de, demokrasi çok önemli biliyorsunuz. Tabii, tabii muhakkak. Ve bunu da halk olarak artık bilinçlenmek zorundayız, bilinçlenmek zorundayız, bilinçlenmek zorundayız diye altı düşünüyorum. Çizelim. Bilinçlenmek zorundayız. Aynen. Doğru. Evet, aynen. Doğru. Aynen. Peki yeterince Türk halkı politikaya adapte olamıyor mu? Yani bir eleştiri yapacak olsak iki kamp ayırdık, yönetenler, yönetilenler. Çünkü politikada, siyasette değil mi, devlet yönetenleri temsil ediyor, halkı temsil ediyor diğerleri. Acaba Avrupa'da ya da diğer ülkelerdeki halklarla Türk halkını karşılaştırdığımızda demokratik adım atarken yeterince duyarlı ve bilinçli olamıyorlar mı efendim? Ne dersiniz? Maalesef. Bunun nedenlerini neye bağlayabilirsiniz? Valla şu ankini konuşursak, şu an, geçmişi şu an. Bıraktıktan evet, sonra şu an konuşursak, bunu ben medyaya ve sosyal medyadan belli şeyler takip ediliyor. Ama biliyorsunuz gençlerimiz sosyal medya üzerinde çok daha aktifler. Evet. Ama bizim yaşlardaki kişiler maalesef ne kadar kullanmaya çalışsak da gençlerimiz kadar mümkün olmuyor. Çok teknik bilgilerle donanımlı, aynen. daha kolay öğreniyorlar interneti. Şimdi evet. medyada biliyorsunuz bölünmüş halde. Maalesef. Ve ben yine buradan bir serzeniş olarak sesleniyorum. Şimdi belli bir medya belli kesimin elinde. Belli bir medyada belli kesimin elinde. Doğru. Söylemiyorum. Evet, maalesef. Ama eğer o son söylediğim belli kesimin elindeki medya başkaları için eleştiriliyorsa, işte sadece kendileri, kendi istedikleri şekilde yönetiliyor, tek elde toplanılıyor diye yönetiliyorsa, hiç değilse demokratik biçimde kendileri bu hatayı yapmamalı. Evet. Diye düşünüyorum. Doğru. Ama maalesef o kesimin elindeki medyayı da biz sadece kendilerini görüyoruz. Hiçbir diğer partiden olan başkanları göremiyoruz. En azından biliyorsunuz biz belli bir yaştaki insanlarız. Eskiden genel başkanlar toplanırlardı, tartışırlardı ve bunu vatandaş kim haklı, kim haksız, kim ne düşünüyor diye... Kamuoyu diye çıkardı. Yani ama şu an kamuoyu diye bir şey yok. Evet. Belli kesimi izleyenler onu haklı görüyorlar. Evet. Belli kesimi izleyenler de yani artık parti, bir şey diyemiyorum. Yani futbol takımı tutar gibi parti tutuyorlar. Aynen. Çok partizanca tutumlar. Aynen. Yani demokrasi burada aynen. yok demektir. Aynen. Çünkü batıyla bizim ülkemizi karşılaştırdığımız zaman bu bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Aynen. Yani yasama, yargı, yürütme dediğimiz kuvvetlerin, ayetlerin ayrılığı ilkesinin layıkıyla işlendiği batı çok demokrasileriyle önemli. Türkiye'de halihazırda işlenmekte olan rejimi karşılaştırdığımız zaman büyük farklılıklar ortaya çıkıyor. Maalesef. Otokratik bir yönetim, maalesef. Totaliter bir yönetime maalesef. Dönüşüyor diye maalesef. İnsanlar endişe ediyor. Çünkü kamuoyunu oluşturan en önemli unsur medya, yazılı, görsel basın. Evet. Sizin söylediğiniz gibi eğer belli bir tarafta oynuyorlarsa, diğer tarafları yok sayıyorlarsa bir kamuoyu oluşamıyor ve birleşen öfkeler, içeri oturan öfkeler bir maçta bile dile getirilebiliyor. Bir de şunu eklemek isterim. Kamuoyu bazı şeylerden haberdar olamıyor. Evet. Neyin ne olduğunun farkında bile olmayan kişiler engel teşkil ediyor yani, değil mi bazı noktalarda? Yani. Evet. Çünkü bizim insanımız okumayı seven insanlar değiller. Değil. Dizi film izleyen öğleden sonra kuşaklarda yemek aynen, yapma ve aynen, ayrılma aynen. programları, evlenme programları izleyen en azından bu televizyon programlarıyla
haberlerle olsun, kaliteli TV programlarıyla olsun çok daha kişiler uyandırılabilir. En azından neyin ne olduğunu bilinçli bir şekilde takip etme olasılıkları olabilir. Evet. Ama maalesef. Evet. Yani demek ki kasti olarak bazı insanlar kamuoyunu oluştururken kendi taraflarında olmalarını, karşı gelmemelerini, eleştiri yapmamalarını, dolayısıyla bundan rahatsızlık duyduklarını ifade ediyorlar. Ama bu da demokrasiden uzaklaşmamıza neden oluyor. Demokrasinin vazgeçilmez ilkeleri. Özgürlük, eşitlik, adalet biliyorsunuz. Dolayısıyla adaletin olmamasının nedeni eşitliğin olmaması. Yani. Hele hele özgürlük hiç yoksa basın, medya özgürlüğü değil mi? O zaman vatandaş doğru haberi bilgilenme konusunda nereden alacak da bir sağduyu geliştirecek? Fransızların bon sens dediği, toplumda ortaya çıkan mantıklı düşünceye sağduyu Türkçesiyle diyoruz bon sens. Ama bakıyoruz ki koyun sürüsü gibi belli bir noktaya yönlendirilmiş. Çok üzgünüm. İşte bir köpeğin yönlendirilmiş. Bakıyorsunuz da koyun sürüsünde bir çoban köpeği sürüyü götürür, getirir. Onların hiçbir hakkı yoktur itiraz etmeye. Bunun gibi bir görüş ortaya çıkıyor. Tabii ki haklı olarak siz de bir vatandaş, Türk vatandaşı olarak dediğiniz gibi haksızlığa artık hayır demeliyiz. Hem de bayanları da temsil ederek, kamuoyunu temsil ederek bir partiye yerleşeyim. Evet. Siyasi partide görev yapıp insanları uyarayım dediniz. Elimizi taşın altına sokma zamanı geldi. Çok doğru, çok doğru, çok doğru. Demek ki o zaman bizi izleyen değerli izleyicilere şuradan bir mesaj verelim. Ne diyelim efendim? Taşınızın altına elinizi sokun mu diyelim? Artık zamanı geldi de geçiyor. Evet. Tüm vatandaşlarımız bilinçlenmeli, partilere kayıtlarını yaptırarak, kendi görüşlerine göre seçimlerini yaparak artık ellerini taşın altına sokma zamanı geldi diyorum. Çok güzel. Onlar da bunu herhalde göz altında, değil mi? İnşallah. Hemen ortaya çıkaracaklar, denetimi altına alacaklar, yapacaklar. Efendim, şu anda bir reklam istiyorsunuz. Efendim bir reklam izlediniz. Gerçekten çok duyarlı, çok farklı bir konuyu ele aldık bugün. Bilgehan Hanım'la gerçekten siyasetin çok farklı noktalarına değinmeye çalışıyoruz. Dediği konuları pekala hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Ben şimdi kendilerine hangi siyasi partide ilk defa göreve başladığını sormak istiyorum. Şimdi Meral Hanım ilk siyasi olarak geldiği anda İYİ Parti'de göreve başladı. Oraya. Yine Çiğli olarak 4 sene zarfında bunun 2 senesi Kadın Politikaları Başkanı olarak görev aldım. Çok güzel. Daha sonrasında Ümit Bey'e daha yakın olduğumu düşünce olarak fark ettiğim için İYİ Parti'den istifa ederek Çiğli'nin o ara kurulma aşamasıydı. Evet. Onlarla beraber Çiğli'nin kurucu üyesi oldum. İlk baştan itibaren. İlk baştan Zafer itibaren. Zafer Partisi kurulmasından itibaren evet. Görev aldınız. Evet. Sayın Ümit Özdağ'a buradan selamlarımızı yollayalım değil mi efendim? Bir profesör, değerli bir bilim adamı en başta. Çok. Onun siyasi görüşlerini neden farklı buldunuz? Yani paraleli olan renkleri gördünüz ama onu niye seçtiniz diyelim. Şimdi. İYİ Parti'den veya diğer partilerden farklı olarak. En önemlisi Zafer Partisi Atatürk izinde milliyetçi bir parti. Evet. İsmimden de anlaşıldığı gibi ben de milliyetçi bir kadınım. Çok güzel. Ve milliyetçi olmayı
nasıl söyleyeyim, bununla gurur duyuyorum. Tabii ki, tabii ki. Çünkü hemen eklemek istiyorum. Bizim atalarımız Türktü, asil bir kandan geliyorlardı. Oğuzlar, Metehanlar ve biz daha Avrupa'da eşitlik diye bir olay yokken Kahan ve Hatun'un çadırı aynı hizaya kurulurdu. Çok doğru. Evet, doğru efendim. Eski Türk ailesinde kadın ve erkek eşit haklarla donatılmıştı. Evet. Fermanların altına bayanlar da, hatunlar da imza atıyorlardı. Yani demek demokrasi Türklerden itibaren var. Yani. Evet. Çok her doğru. Ne kadar Avrupa bunu kendine benimsese de işin aslı demokrasi Türklerde var. Demir Soy ailesi diyorduk onlara. Yani, İftihar edecek şeyler bunlar. Onlar biliyorsunuz ihtilallerden sonra, Rönesanslardan sonra ancak toparlanabildiler. Evet. Ama maalesef bize pompalanan bizim Türklüğümüz, geçmişimiz unutturularak bizi pasifize etmek diye düşünüyorum. Evet, evet. Halbuki çok önemli bir şey insanın milliyetine sahip çıkması. Aynen. Değil mi? Atalarına tabii sahip ki çıkması. Çok önemli bir şey. Atalarını sevmesi, saygı duyması çok çok önemli. Tabii ki. Yani bayrak da onu simgelemiyor mu zaten? Aynen. Değil mi? Yani vatan, millet, bayrak kavramları bunlar çok bu önemli. Bu üçü için varız. Ulusal marşımız keza değil mi? Aynen. Gerçekten aynen çok önemli. Çünkü şu anda dünyada sıcak temasların olduğu bir dönem yaşıyoruz. Ukrayna, Rusya savaşıyor görüyorsunuz ki. Ama her biri ayrı devlet, ayrı millet. Yani dilleri ortak olsa da ayrı ülkeleri, idealleri olan toplumlar ve ne yazık ki insanlar onun uğruna hayatında feda edebiliyorlar. Evet. Tıpkı bizde olduğu gibi Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Yemen Savaşı'nda olduğu gibi gerçekten çok önemli bir değer. Bir millete sahip çok olabilmek, çok o değerleri özümsemek, ileriye doğru taşıyabilmek değil mi aynen efendim? Yani aynen olduğun haliyle kalmamak da daha ileriye nasıl gidebiliriz'i aynen Büyük Atatürk'ün bize gösterdiği o yolda ne yapalım diye oturup düşünmek zorundayız. Doğru. Ama ne var ki bakıyoruz ki Türkiye haritasında siyasi renklere bayağı bir yıldır Türkiye'de farklı bir politika uygulanarak aynen Türkiye daha çok dinci bir politikaya doğru sürüklenerek bu noktaya getirildi. Ama emperyalist ülkelerinde bunda büyük payları olduğunu zannediyoruz değil mi efendim? Yani zannediyoruz değil, evet. Bunda büyük çoğunluğunun parmağı var. Var. Ve bize bazı şeyler empoze edilerek bizi atalarımızdan soğutmaya veya unutturmaya diyeyim, Türkçülüğümüzü unutturmaya ve bu nedenlerden dolayı da bizim kendi içimizde uyanık olmamız lazım. Evet, çok en doğru önemlisi o. Bizim milletimiz bu konuda çok çok uyanık olmalı. Atalarını hiçbir zaman unutmamalı. Nereden geldiğini daima bilmeli. Biz tamam Osmanlı torunuyuz ama Osmanlı'dan önce bir özgeçmişimiz muhakkak var. Ve çok da mükemmel. Biliyorsunuz Türkler ilk olarak tek tanrılı bir evet, muhakkak ki. Gök Tengri. Onlar Tengri olarak kullanıyorlar. Şu an Tanrı. Tabii Tanrı kavramı oradan geliyor ama zaten. Ama Tengri. Tengri. Evet. Değil mi? Evet. Eski Türklerde çünkü din yani anlayışı farklıydı. Yani Türk milleti o özelliğini koruyup da günümüzde Osmanlılarla beraber keşke aynı özellikleri korumuş olsaydı. Çok isterdim. Değil mi? Çok daha farklı noktalara gelebilirdi. Ama ne var ki politik nitelikli hareketlerle bunlar hep geriye çekilmiş. Ama işte artık biz bir yerden sonra bizim milletimiz uyanmak zorunda. Biraz önce dediğim gibi yine hemen hemen aynı yaştayız. Bizler Dede Korkut hikayeleriyle büyütüldük. Evet. Ben hatırlıyorum ilkokula giderken sabahleyin kalkardım, önlüğümü giyerdim. Biliyorsunuz siyah önlüklerdi. Siyah önlük, beyaz yaka. İşte saçım başımı tararken, kahvaltımı ederken evet, hemen radyoyu açardım. O zamanlar radyolar vardı. Ve Dede Korkut hikayeleri aynı saatte, işte ben gidene kadar ne kadarlık bir zamanda bilmiyorum. Evet. Çok güzeldi. Ya, şu an çocuklarımıza sorsak acaba biliyorlar mı? Vallahi herhalde bilmiyorlar birçoğu. Bence de bilmiyorlar. Yani çünkü uygulanan politika tamamen unutulmaya yatkın. Değerlerimizi yok etme çabaları içinde olanlar var. Dolayısıyla onların işine geliyor.
Ama dediğiniz gibi bir kurtuluşa, bir adım atmakta yarar var diyorsunuz değil aynı mi? Hakikaten öyle. Yani Türk toplumunun bu konuda bilinçlenmesi gerektiğine ben de katılıyorum aynı şekilde. Peki Milliyetçi Misyon'da Türkiye'de birçok parti var. İsimlerini söylemeye gerek yok. Milliyetçi yani Hareket hepimiz biliyoruz. Peki Zafer Partisi'nin diğer milliyetçi olduğunu iddia eden partilerden bir adım önde oluşunun nedeni nedir? Yani siz orayı seçerken hangi özelliğinden onun daha milliyetçi bir parti olduğuna kanaat ettiniz? Şimdi bizim başkanımız her şeyden önce köy okullarının kurulmasından yana. Köy okulları kurulacak. Öğretmenler hemen atanacak. Eğitim reformu. Yani. Evet. İstiklal Marşımız ve özellikle andımız tekrar okutulacak. Evet, o engellendi. Maalesef. Maalesef. Evet, engellendi. Yani şu an bunu diyebilirim ama buna benzer çok daha farklı düşüncelerimiz var. Mesela dediğiniz şey köy enstitüleri olarak Atatürk zamanında kuruldu. Vardı. Şimdi onun benzeri bir şey mi düşünüyorsunuz? Şimdi ilkokullar biliyorsunuz taşımalı sisteme geçti. Ve bu taşımalı sistemde maddi durumu iyi olmayan ailelere bayağı bir zorluk getiriyor. Evet. O yüzden köy okulları tekrar açıldığı anda şehre doğru kayma çocukları yönünden okusunlar diye daha bir bence geri dönüş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çocuğuna okul ayarlanıyor, öğretmen ayarlanıyor. O kişi niçin toprağına dönüp toprağıyla haşır neşir olmasın? Evet tabii ki. Entegrasyon dediğimiz şey bu ekonomide yani, de bulunduğu yerde geçimini, eğitimini, her şeyini sağlamak. Böylece büyük şehirlere göçü engellemek. Aynı şekilde. Şu anda görüyoruz ki değerli izleyiciler de hak veriyorlar. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerde yani, yoğun bir nüfus artışı var. Gece kondullaşma ve arabesk kültürün birinci nedeni zaten budur. Doğru. Ne şehirli ne köylü olarak kaldılar. Ortada marjinal işlerle uğraşan, ne olduğunu anlayamayan bir sürü insan ortaya çıktı. Bu da işte o yanlış politikalardan kaynaklı. Eğer izniniz olursa başkanımız partimizi kurmadan önce yaptığı bazı ziyaretler var. Tabii, ve lütfen, benim için buyurun. Bunlar çok çok önemli. Tabii tabii tabii. Bakın 19 Mayıs 2021'de genel başkanımız önce Anıtkabir'e gitti. Orayı ziyaret etti. Daha sonra 29-31 Mayıs Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesini ziyaret etti. 26 Haziran 2021'de de Hacı Bektaş-ı Veli'nin türbesini ziyaret etti. Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinden almış olduğu bir parça toprağı Hacı Bektaş-ı Veli'nin ilk girişinde bir dut ağacı var. Hı hı. Onun altına serdi. Evet. Bunun evet. sebebi de şudur. Evet. Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli'nin nerede konumlayacağını belirlemek için Yesevi'den bir yanık dal evet. Anadolu'ya fırlatıyor evet. ve sen dergahını burada kuracaksın diyor. Evet. Bu yanık dal bir dut ağacına dönüşüyor. Evet. Ve uzun yıllar sonra dediğim gibi Hoca Ahmet Yesevi'nin toprağı öğrencisi olan Hacı Bektaş-ı Veli'nin o dut ağacının altına seriliyor. Evet. Ve şu sözü diyor, çok önemli. Bu kara dut ağacının meyve verdiği sürece Anadolu Türk milleti hüküm sürecektir. Verdiği sürece, evet. Evet. Yani ebediyete doğru gitsin istiyor değil mi? Bitmesin istiyor. O ideal devam etsin istiyor. Ve hala o kara dut ağacı. Çok güzel sembolik bilgiler bunlar. Tabii hamasi. Çok hoşuma gerçekten giden güzel bir bilgidir. Tabii tabii masal, destan gibi niteliği taşıyan yani. Bir hikayeydi. Gerçekten hoştu. Gerçekten hoştu. Peki efendim, şimdi siz partinin içinde sorumlu bir ilçeyi temsil ediyorsunuz. Yeterince ilçede partiyi diğer siyasi partilerin önüne çıkarmak için, daha farklı noktaya getirmek için,
onların yaptığı propagandalardan, çalışmalardan farklı ne gibi şeyler planladınız ya da planlıyorsunuz? Şimdi şöyle, çok hızlı bir şekilde standlarımızı kuruyoruz. Evet. Özellikle pazar yerleri benim için çok önemli. Halkın geldiği yer. Yani. Evet, halkın geldiği yer. Evet, biliyorsunuz organize sanayi bölgemiz var. Evet. Oralar. Yani büyük çoğunluğun bize ulaşabileceği veya bizim bulabileceği, bizim onlara ulaşabileceğimiz yerleri düşünüyorum. Üniversitelerimiz var Çeyrek'te. Evet. Gençlerimiz zaten internet üzerinden bizi takip ediyorlar ve bizim üye sayımız gerçekten gençlik olarak çok çok fazla. Çok iyi, çok iyi. Ama evet, bizim de bu gençlerle temas halinde olmamız lazım. Bu gençlerle beraber bir el birliği verip bir çalışma yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Örgütleyebiliyor musunuz? Yani genç kadroyu da dahil etmek. Şimdi işin aslı, bayağı iyiydik. Çok, evet. Bayağı iyiydik. Fakat bu deprem maalesef, nedeniyle maalesef her şeyi bir tarafa bıraktık. Sadece oradaki halkımıza yardım edebilmek amacıyla. Doğru, hepimizin yaşadığı şeyler. Bütün elimizden ne gelirse yardımlarımızı topladık, gönderdik. Hala daha ben toplamaktayım. Çünkü İzmir'e gelen çocuklarımız var, var o bölgeden. Evet. Ve o çocukların artık kafalarını boşaltmaları, bir şeylerle meşgul olmaları lazım. Ve ben bunun için oyuncak topluyorum. Ay, çok güzel. Harika bir şey. Onların düşüncelerini dağıtıp üzüntülerin yerine başka bir meşgaleyle uğraştırmak. Yani evet, çocuk oyun oynamak zorunda. Tabii oyunla ki, tabii, düşüncelerini dağıtmak zorunda. O yüzden dediğim gibi hala daha oyuncak topluyoruz ve en kısa sürede çocuklarımıza bu oyuncakları ulaştıracağız. Ne kadar güzel. Kampanya ilan ettiniz. Size getirip veriyorlar. Siz dağıtıyor musunuz? Kampanya ilan ettiniz. Kendi yakın çevremizden başlayarak bütün herkese duyurduk. Evet. Bu şekilde halkımızı biliyorsunuz. Yardımsever. Aynı şekilde. Evet, yani geçen ellerinden geleni yapıyorlar. Yapıyor, sağ olsunlar. Hakikaten çok duyarlı. Yani Kurtuluş Savaşı'ndaki gösterdiği duyarlılığı, Tasa'da, Kıvanç'ta var ya bir araya gelme olayı, Türk halkı bunu her zaman çok iyi başaran, iftihar ettiğimiz bir halkımız var bu anlamda. Ne kadar güzel bir şey yapıyorsunuz. Geçen bir psikolog bayan burada konuktu, bu konuyu ele aldık. Sosyal travmalar konusunu. Evet. Çünkü o da ona benzeyen şeyler tavsiye etti. Çok ayrıntılı sorular sorduk. Çocuk annesini, babasını, en yakınlarını kaybetmiş. Tek kalmış. Kimseciği yok. Ve gerçeği algılayamayacak yaşta. Bebek yaşına yakın. Ne yaparsınız diye sorduğumuzda dedi ki ayrıca eline kağıt kalem veririm. Düşündüklerini çiz derim. Evet. O aklındakilerini çizer. Orada kaybolan annesi vardır, babası vardır. Mutluluğu vardır, sevinci vardır. Bu şekilde dedi rehabilite ediyoruz. Çünkü aksi takdirde çocukların gerçek anlamda ruh sağlıkları, akıl sağlıkları bozuluyor dedi. Hakikaten değerli izleyiciler, hanımefendinin de dediği gibi şu anda yaşadığımız bu felaketi bir an evvel unutmanın yollarını, tedavi etmenin yollarını hep birlikte arayacağız. Arıyoruz da elimizden gelen çabayı sarf etmeyeceğiz. Evet, devam ediyoruz konuşmamıza Sayın Bilgihan Karakaş'la. Efendim, Zafer Partisi Çiğli Başkanı'yla programımızda beraberiz. Değerli izleyiciler, aynanın karşısındakiler programında. Sağ olsunlar, o kadar işlerine rağmen bizi kırmadılar, stüdyomuza teşrif ettiler. Değerli fikirlerini mümkün olduğu kadar siz izleyicilerimize iletmeye çalışıyoruz. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çünkü zafer deyince akla ne geliyor? Mutluluk geliyor, bir başarı geliyor. Alkışlanacak büyük başarılar geliyor. Dileyelim ki Zafer Partisi zafere de ulaşsın. Değil mi? Niyetimiz o. İnşallah. Zafer Bayramı gibi kutladığımız günler de olsun diye düşünüyoruz değil mi? Peki Bilgehan Hanımcığım, kamuoyu araştırmaları yapıyor musunuz, yaptırıyor musunuz veya? Yani şu anda siyasi parti seçime girdiği takdirde mevcut olan işte altılı masa, iktidardaki partiler ve diğer partilerin yanında nerelerdedir? Yani bir istatistiki bilgi
elde ettiniz mi bu konuda? Şimdi şöyle, işin aslı biz Çiğli olarak böyle bir işleme girişmedik ama genel olarak genel partimiz bu işlemleri yapıyor. Yapıyorlar. Ve sonuçlarını biz de bakıyoruz, alıyoruz. Biraz önce dediğim gibi özellikle gençler. Hı hı. Gençler bize çok çabuk ulaşabiliyorlar. Çok iyi. Genç kadro, genç kadro yetişiyor, size ulaşıyor. Harika. Ve onların her şeyin farkındalar. Çok iyi. Yani mevcut seçim olursa eğer önümüzdeki zamanlarda Zafer Partisi'nin az çok ne kadar oy alabileceği konusunda bir fikriniz var mı? Onu şu an bilemem. Bilemezsiniz. Bilemem. Yani net bir rakam bilemem. Ama amacımız tabii ki zafere ulaşmak. Zafere ulaşmak. Evet. Dileyelim öyle olsun. İnşallah. Zaten varlık nedeniniz de o. Yani bir siyasi partide görev almış bir insanın ideali o, takımı taşımak, antrenör gibi değil mi? Öyle. Şampiyon olmak için ortadasınız siyasi arenada. Şampiyon olmak için değil de, evet. Biz vatan için varız, evet. Bayrak için varız, milletimiz için varız. Çok güzel. Milletimizin rahat bir yaşam sürebilmesi için evet. Biz biraz önce dediğim gibi, genel başkanım dahil elimizi taşın altına koyduk. Değer milletimizindir. Dileyelim onlar da bu kadar duyarlı davransınlar. Bizi izleyen değerli izleyiciler de bakarsınız değil mi? Zafer Partisi'ne girmek ise çaba sarf edilirler, gelirler. Temelimiz. Yeni bir vizyon, yeni bir anlayışla o siyasi arenada yerini alabilirler değil mi? İyi olmasın. Yani. Pekala. Gerçekten Türkiye şu anda panoramik olarak baktığımızda siyasi yelpazede çok karışık günler yaşıyor. Çok. Yani işte siyasi partiler seçime hazırlık yaparlarken birdenbire bir felaket yaşadık. Hala felaketin izleri derinliğine sürüyor. Büyük bir insan kaybı, ekonomi kaybı, milyonlarca çok. Dolara varan yaşadık, yaşıyoruz. Nasıl toparlanacak bu ülke? Yani mesela siyasi seçimler sizce olur mu? Ya da bu karmaşık ortamda, felaketin yaşandığı dönemde mevcut olan hükümet partileri siyasi seçime yanaşırlar mı, yanaşmazlar mı? Muhalefet partileri bu konuda ne düşünüyor? Yapılsın mı, yapılmasın mı? Bakın, bizim genel başkanımız, sizler de biliyorsunuz, devamlı bu konuyu konuşuyor. Seçimi engelleyecek hiçbir şey. Peki bu 11 vilayetin olduğu bölge yıkıldı. Düşün, insanlar öldü, okullar yok şu anda. Seçim yapılması için seçim sandıkları konulacak yerlere. Nasıl bir organizasyon yapılabilir sizce? Yani sıkı bir toparlanmayla ve planlamayla devlet bunun altından kalkar diye düşünüyorum. Evet. Yani isterse yapar. İsterse yapar. Yani o şey. Çünkü hani giden kişilerin nereye gittikleri belli, nüfuslar belli. Ve elimizde çok büyük bir teknoloji var. İnternet. Evet. Oradan tespit edebiliriz. Yani. Çünkü oradaki seçmenler yer değiştirdi. Tabii. Bir kısmı hayatını verdi, öldüler. Tabii binalar yok ve çok da az bir süre kaldı yani. Orada zaten özellikle Hatay biliyorsunuz mahvoldu. Yok oldu, evet. Hatay'dan devamlı oraya buraya, diğer şehirlere bir gönderme var vatandaşlarımızı. Yani kalsa bile orada çok küçük bir topluluk kalır diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi devlet istedikten sonra elindeki imkanlarla ve teknolojiyle çok kısa zamanda toparlayabilir ve seçime gidebilir. Peki seçim yapılmasından yana mısınız? Evet, seçim yapılmasından yana. Diğer muhalefet partileri de istiyor mu bunu sizce? İşte onlar çok önemli. Yani onlar için ne düşünüyorsunuz? Siz altılı masada değilsiniz. Değiliz. Ama olmasak da masada var bizde bir tasa. Yani biz şimdi, tasada onlar altılı masada. Bakın evet. biz söylemlerimizle zaten neyin ne olması gerektiğini Sayın Genel Başkanımız söylemekte. Diğer iş altılı masaya kalır. Altılı masaya kalır. Peki hani bugünlerde çok merak edilen konu. Kim aday olacak, kim aday olacak diye durmadan tartışılıyor. Çok da yakın bir tarihte galiba altılı masa adayını duyuracak diye bekliyoruz. Peki siz Zafer Partisi olarak
mevcut olan aday, diyelim ki birisi çıktı, isim verildi, tasvip etmediniz. Kimin olmasını arzu ederdiniz? Böyle aklınızda bir isim var mı? Mesela genel başkanınızın aday olmasını ister miydiniz? Genel başkanımız aday olma taraftar değil. Değil. İşin açıkçası. Evet. Bu söylemlerinden belli. İlk baştan itibaren biliyorsunuz Ankara Belediye Başkanı'na. Evet, Mansur Yavaş da. Mansur Yavaş Bey'i söylüyordu. Altılı masa bir adayını çıkarsın bakalım. Henüz daha bir şey yok ortada. Yani. İktidar partisi, partileri de durmadan onlarla uğraşıyor biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Durmadan uğraşıyorlar. Dolayısıyla şu anda Türkiye bir keşmekeş içinde, karmaşıklık içinde. Çünkü adaylar kim olacak, kim çıkacak ortaya? Çok yakın bir tarih, yaşanan bir felaket. Bunun ortasında nasıl seçim yapılacak? Ekonomi bitmiş durumda. Değil mi? Yani baktığımızda hakikaten küller içinden bir ülkeye, bir kuşu çıkartmak durumundayız. Anka kuşunu. Yani küller içinden bir canlı varlık çıkacak ve o canlı varlık da ülkeyi kurtaracak. Diyorsunuz ki Zafer Partisi bunu yapabilir. Doğru mu? Bence öyle. Evet. Çok güzel. Kararlısınız. Asla vazgeçmekten yana değilsiniz. Tereddüt etmiyorsunuz. Evet. Peki siz İlçe başkanı olmayıp da daha yüksek bir yerde olmak isteseydiniz, ne olmak isterdiniz parti içinde? İlçe başkanı olmak isterdim. Gene? Evet. Peki niye il başkanı olmasın? Çok büyük sorumluluk. Öyle mi? Evet. Peki şimdi yaşadığınız deneyimlerden dolayı mı yoksa? Bir de şöyle söyleyeyim. Peki. Şimdi ben ilçemi tanıyorum. 66 doğumluyum. 69'dan itibaren ben Çeyli'deyim. Çiğli halkı beni tanıyor, ben Çiğli halkını tanıyorum. O yüzden yine ilçe başkanı olmak isterdim. İsterdiniz. Çünkü tanıdığım bir kesim, orada görev yapmak isterdim tekrar. Çok tanımak istiyorsunuz. Yani bir politikacı o zaman söylemlerinize göre halkını tanımadan politikaya soyunmamalı mı demek istiyorsunuz? Yani gizli bir mesaj mı var bunda? Nasıl düşünülüyorsa. Değil mi? O zaman mesela şimdi genel başkanlara baktığımızda işte diğer partilerin başkanları yeterince acaba seçmeni tanıyor mu, tanıyabiliyorlar mı? Gerçi seçim zamanlarında tek tek milletvekilleri her yere dolaşıyorlar. Ama seçim bittikten sonra unutuyorlar gibi bir izlenim var Türkiye'de. Önemli doğru mu? Olan seçim zamanı değil. Bu milletvekilleri için de değil. En küçük tabandan, muhtarlarımızdan tutun. Belediye başkanlarımıza yani yerelden itibaren genele kadar bu seçim zamanı olmamalı. Olmamalı. Evet doğru. Her zaman olmamalı. Politika yapan kişiler devamlı araştırmalı, halkın içerisinde olmalı. Halkın ne yaşadığını, ne düşündüğünü bilmeli ve ona göre davranış sergilemeli işte diye düşünüyorum. Peki yeterince güçlüler mi? Diğer partilere baktığınız zaman tarafsız olmak sıfatıyla soruyorum. Yani parti üyesi değil bir vatandaş olarak. Diğer partileri derecelendirseniz, iktidar ya da muhalefet değişmez. Sizce hangisi acaba Zafer Partisi'ne yakın bir politika uyguluyor? Var mı böyle bir şey? Hani şu daha uygun olabilir. Göremiyorum. Göremiyorsunuz. Göremiyorum. Değil mi? Yok. Biz tekiz. Yok. Tekisiniz. Biz tekiz. Tek kalacağım diyorsunuz. Ağzınızdan katiyen Selim cevapları alamadım. Sizi köşeye sıkıştırdım hadi. Hiç cevap gelmiyor. Bayağı Demir'le ilgisiniz yani. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz İngiltere'de başbakan var Demir'leydi. Bu arada genel başkanımızın söylemidir. Ben de burada bu programı seyredenlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki. Hele hele şu son dönemde biraz önce depremden bahsettik. Ya, evet, neyin ne olacağını, ne şekilde olacağını. Tabii. Tamam. İnsanlar nerede oldukları, nerede oy kullanılacakları çok çabuk belirlenebilir. Fakat bir kaos olmaması için parmak boyası. Evet. Çok önemli. Yani ikinci kez oy kullanması. Çok önemli. Için, değil mi? Gerçek bir seçim ve gerçek bir nasıl diyeyim tam objektif bir seçim. Objektif bir seçim olması için bu parmak boyasının tekrar eskiden vardı geldi. Biliyorsunuz değil vardı. Mi? Vardı ve çok da güzeldi. Evet, evet. Hiç evet. Değilse kim oy kullandı, kim oy kullanmadı. Yani bazı katakullileri engellemek için şarttı bu değil mi efendim? Yani işte bu da yine nereye bağlı? Türkiye'de adalet sisteminin yargılanmasına bağlı. Yani
Eğer bir ülkede bir insanlar o ülkede uygulanan hukuk sistemine güveniyorsa orada demokrasi var demektir. Eğer yoksa yapılacak hiçbir şey yoktur. O tereke düşer, biter. Yani. Bunun için de önlemler. Onun için de yine yasalara başvurmak gerekiyor. Yani tabii gibi, ki. Yani, şimdi. Evet, başka çare yok. Dediğimiz gibi şu an aslında çok fazla konuşmak istemiyordum ama konuşayım. Buyurun. Şu an gerçekten yasalar tam olarak işlemiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden hiç değilse şu ülkemiz toparlanana kadar, şu seçimi geçirene kadar lütfen parmak boyası. Evet, önlem olarak bunu alalım diyorsanız seçimlerin daha sağlıklı olması için. Değil mi? Dileyelim bizi duyarlar. Yetkililere İnşallah. Seslenelim buradan. Dolayısıyla onlar da belki bu konuda gerekli önlemleri almayı düşünmüşlerdir. İnşallah. Türkiye hak ettiği demokrasiye ulaşması Olursun. İçin, gerçekten halkın eşitliği, özgürlüğü tadabilmesi için, Atatürk ilkelerinde birleşmek için, ileri uygarlıklara ulaşmak için, dileyelim ki bizi izleyen değerli izleyiciler de muhakkak hak veriyorlardır. Bu noktaya gelelim, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olsun diyoruz değil mi efendim? Amin diyorum. Efendim, Dünya Kadınlar Günü biliyorsunuz evet. 8 Mart'ta kutlanıyor. Evet. Zafer Partisi olarak bu konuda bir hazırlığınız var mı? Neler öneriyorsunuz? Şimdi işin aslı Zafer Partisi Çiğli İlçe Başkanlığı olarak bir sürprizimiz vardı. Ama ben bunu burada açıklayayım istiyorum. Sekreterimiz Elif Hanım çok güzel örgüler örüyor. Küçük küçük anahtarlık şeklinde çiçecikler yapacak. Çok hoş. Onların evet. ucuna anahtarlıklar takılacak ve biz Çiğli esnafında dolaşarak Çiğli esnafında çalışan evet. kadınlarımıza bunları armağan edeceğiz. Harika. Ve bu program dolayısıyla erken olacak ama şimdiden Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum hanımlar. Teşekkür ederiz bu güzel görüşleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel. İyi ki teşrif buyurdunuz Sayın Bilgihan Karakaş. Zafer Partisi İlçe Başkanı Çiğli'nin. Değerli izleyiciler, Aynanın Karşısındakiler programının bugünkü konuğu bizimle düşüncelerini, duygularını, ideallerini paylaştı. Yine bir başka Aynanın Karşısındakiler programında siz değerli izleyicilerle birlikte olmak dileğiyle her şeyin gönlünüzce olmasını, yüreğinizde umut ve sevginin eksik olmamasını dileyerek son sözü konuğumuza veriyorum. Buyurun efendim. Beni davet ettiğiniz için estağfurullah ve zevkli. Harika bir ev sahibisiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Aman efendim bizim için bir zevkti. Bundan sonra yine sizlerle birlikte olalım. Güzel görüşlerinizden yararlanalım. İnşallah. 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 Efendim ağız mı aldık? Hoşça kalın.